Merhabalar. Bugün yanımda ablam dediğim, Evet. normalde demediğim Öz ablasıyım bu arada. öz be öz. Benden 2 yaş büyük. 91 doğumlu Evet. sevgili ablam Pınar Çetin. AKA Pınar'ın Ya. depresyonu. Bizimle birlikte bu kadar gülerek başladığımız videonun içeriğinin hiç komik olmaması da Evet. ne kadar gergin olduğumuzun bir kanıtı acaba? Ya öyle ama işte ya zaten bu videoyu çekeceğiz diye bugünüm çok kötü geçti bu arada sürekli. Yani beni biliyorsun zaten bir şey olana kadar onun endişesiyle zaten kendimi kavururum yani. Bakalım nasıl bir video olacak bilmiyorum. Ben bile Yani ilk bilmiyorum. defa seninle bir video çekiyoruz ve o da babamızın vefatı üzerine. Öf, evet. Yani keşke daha önce daha eğlenceli konularda bir araya da olsaydık. Ben de yani beni de Aynen. tanıttın Pınar'ın depresyonu dedin şimdi babamın Yıkık konuşacağız falan aynen. enkaz Bir tane de psikolog koysaydın da hani evet. dengeleseydik bari. Katarsis ultra falan olabilirdi Aa, yani. Ne yapacağımızı da konuşmadık yani aynen. aslında. Sadece ben şuradan yola çıktım. Kutsal Motor'da O Yakıcı Bakışlar diye bir seri var. Belki biliyorsunuzdur. Ben de açıkçası Anıl'ın vefatından sonra gördüm. Anıl'ı da tanımıyorum bu arada. Hiç tanışmadım. Ancak Melikşah'tan ve Kutsal Motor ekibinden gördüğüm kadarıyla çok sevilen biri olan Anıl Önçer. Çok ani bir şekilde hayatını kaybediyor. Çok da genç biri. Ve onun kaybı üzerine bir final bölümü çekiyorlar ve onu anıyorlar. Bu da benim çok hoşuma gitti. Zaten açıkçası YouTube'a bayağıdır video çekmiyorum ve babamın kaybı ve babamın vefatından sonra da bunu anlatmadığım bir şeyle YouTube'a geri dönmek istemedim. Yani bu hayatımın en önemli, en büyük, en acı şeyiydi ve ben sosyal medyada var oluş sebebimi açıkçası birazcık da samimiyete bağlıyorum. Ve hani bunu sizinle paylaşmadan da YouTube kariyerime diyeyim devam etmek istemedim. Ve tek başıma yapacaktım. Hani babamın kaybetme süreci Covid'le alakalı birazcık belki konuşmak gibi. Sonra dedim ki ya Pınar'la niye yapmıyoruz? Yani hani beni hep anacağınız zaman benle ilgili güzel anılarınızı anlatın. İstiyorsanız kötüleri anlatın. Bir iki kadeh bir şey için hani öyle ağlayıp zırlamayın yani derdi. Hiç de böyle acit etmedi bu durumu bugüne kadar. Yani biz de o yüzden artık bunu belki de konuşabildiğimiz bir zamanda üstünden 1,5 ay geçti herhalde değil mi? Evet. Aşağı yukarı. Biraz daha artık konuşabiliyor gibi hissettiğimiz bir noktada bunun videosunu çekmek istedik. Yani idrak etmek zor. Ben hala şey yapamıyorum. Yani inanamıyorum. Şey aklım almıyor. Hani nasıl artık olmayacağına da yani nasıl artık olmayacak? Nasıl telefonum işte babam babacım diye çağırmayacak? Nasıl sesini duymayacağım? Hala anlamıyorum. 1,5 ay bunun için bence yeterli bir sürede değil. Değil, tabii ki değil. De biz çok yakındık babamıza. Yani çok güzel bir baba kız ilişkimiz vardı. O yüzden tabii çok zor. Ama benim kabuslarımdaki kadar da hani zor değil. Yani şöyle söyleyeyim. Ben küçüklüğümden beri sen de öyle. Bizim babamız bu arada 40 doğumlu. Yani 81 yaşındaydı. Ve bizi yani geç baba oldu. Tabii bizden önce çocukları da var. Bizim abimiz, ablalarımız var ve onların yaşı çok büyük. Ama annemden biz iki çocuğuz ve babam Ha. 51 ile 53 yaşında. Tabii. Ben 51, sen 53 yaşındayken baba oldu yani. Ben 53 yaşındayken. Babam. Pardon, babam 53 iken sen oldun. Aynen. Dolayısıyla çocukluğumuzda babam aslında 60 yaşındaydı. Evet. Ve arkadaşlarımızın falan dedelerinden de büyüktü. Yani bu da bizde bir travma yarattı. Babamı hep erken kaybedeceğiz. Babam bizim işte ne bileyim mezuniyetimizi göremeyecek. İşte işe başladığımızı göremeyecek falan ve çocukluğundan beri ben babamın yanına gidip nefesini dinlerdim geceleri. Bazen işte horlardı. Bazen horlamadığı zaman nefesi kesildi, öldü sanardım. Yanına gidip böyle iyice kulağımı dayardım. Hala nefes alıyor mu falan diye. Yani böyle bir korkuyla 29 yılımı Ha. geçirmişken geceleri yatarken babamın cenazesini kafamda canlandırıp Ben de. kendimi ağlatırdım böyle bir nevi prova gibi. Yani buna ne kadar önceden hazırlıklı olursam, çünkü o kadar korktuğum bir acıydı ki bu. Evet. Buna ne kadar hazırlıklı olursam o kadar az deliririm, o kadar az kendimi kaybederim gibi düşünmüştüm. Sonra tabii bu durum yani hoş bir psikoloji değil tabii ki bu. Terapiye gitmeye başladığım dönemde bunu terapistime anlattım ve terapistim dedi ki böyle bir acının provası olmaz dedi. Bunu
İstediğin kadar kafanda döndür, istediğin kadar hayal et, ağla. Ama bu içgüdüsel bir şey. Yani her insan gibi sen de evet. kendini buna hazırlamak istedin. Babamla geçireceğim vakit kısıtlı, bunu biliyorumdu. Evet. Ki yine bence yaşı iyi bir yaşta, iyi bir yaşa kadar geldik bile bence. Ya şöyle, babam tabii bizim bu endişeleri yaşadığımızı bildiği için bunun üzerine gitti ve hep aslında çok da dinç ve çok genç gözüken, yani gerçekten hani en fazla 65 yaşında gözüküyordu babam. Evet, 81 demezdiniz. Saçları hala tam olarak beyazlamamıştı. Yani gerçekten insanüstü bir genetiği vardı babamın. Hiç sigara içmezdi, alkol kullanmazdı, kendine iyi bakardı. Bir boğazına düşkündü, çok yerdi. Ama onun dışında çok hakikaten işte sabah kekik işte bir şey duyar mesela, kekik yağı iyi geliyormuş, suyuna kekik yağı katıp onu içerdi falan filan. Dolayısıyla işte böyle hep, bir de çok hayatı seven bir adamdı, kendini de çok severdi, çok beğenirdi, hep böyle şey yapardı işte, ellerimi görüyor musunuz, bunlar 81 yaşında bir adamın Aynen. elimi, saçlarım nasıl olmuş, şu tırnaklarını gösteriyordu, siz gidip manikür yaptırıyorsunuz, bak benim tırnaklarım. Aynen, manikürlü gibi falan, böyle hep kendini ufak ufak överdi, şakalaşırdı bizle ve hep yani bana bir şey olmayacak, korkmayın artık. Ben 100 yaşına kadar yaşayacağım. Aynen, hep böyle bizi telkin etti ve bir noktadan sonra da biz bu endişeleri gerçekten azalttık. Ve nedense babamla daha geçireceğimiz çok yıllar var gibi bir şeye girdim ben. Yani evet. En azından son hayatımın son 5 yılında diyeyim, daha yetişkinlik döneminde diyeyim. Babam Covid'e yakalanınca annemle birlikte açıkçası en çok annemden korktuk çünkü. Evet. Annem daha sağlıksız yaşayan, işte diyabeti olan, 40 yıldır sigara içen falan bir kadın olduğu için, babamda hiç böyle şeyler olmadığı için, babam hafif atlatır, annem ağırlaşır, annem ağırlaşırsa ne yapacağız falan gibi bir şeye girdik. Fakat öyle olmadı, babam ağırlaştı. Yani hani şunu da aslında burada biraz konuşalım istiyorum. Çünkü Covid denen şey hala devam ediyor ve o kadar hikaye duyuyorsunuz ki yakınlarınız Covid olunca, şu şöyle kurtuldu, bu böyle kurtuldu. Bir sürü hikaye var. Yani hiçbiri sizin yaşayacağınız tecrübeyle aynı olmuyor. Çünkü yani biz babamdan hiç korkmuyorken sadece yaşı bizi endişelendiriyordu. Tabii ki korktuğumuz şey babamın Covid'e yakalanmasıydı. Covid döneminin başlangıcından beri yaşından dolayı, annemin de aynı şekilde onun da kendine bakmamasından dolayı herkes gibi biz de aile büyüklerimizin, annemizin, babamızın Covid'e yakalanmasından çok korktuk. Ve hep de hani babam mesela aşı olmayı 3 ay geciktirdi. Evet, ilk aşı sırası yaşından dolayı ona gelmişti. Fakat bu aşıyla ilgili işte yok öldürüyor, yok pıhtı atıyor, yok bilmem ne, ki bunların bu arada doğru olduğuna inanan anneannesini, dedesini kaybeden insanlar evet, da var. Evet, onları da duyduk. Onları da duyduk bu arada. Babam o yüzden olmak istemedi. Aşıdan insanlar ölüyor dedi. Ya baba dedi, Covid'den daha çok insan ölüyor. Yani bir orana bak hani. Nasıl yani, bu riski nasıl alıyorsun? Çünkü çalışmaya devam ediyor ikisi de bu arada. Restoran işletiyorlar bu arada. İşte kasaba gidiyor, alışveriş yapıyor, paket servise gidiyor. Çünkü motor bozulmuş, kurye bilmem ne olmuş. Babam aşırı çalışan ve evet. işine aşırı bağımlı bir insandı. Maalesef demeyeceğim, o da bunun onun karakteriydi. Evet. Evet. Evde oturmayı tercih etseydi şu an aramızdaydı belki de, yani çok büyük ihtimal, ama evet. tercih etmedi. Belki de evde otursa daha mutsuz olacaktı. Depresyona girecekti, ama tabii ki bir insanın hayatta olmasını, depresyona girmesini tercih edersin. O da ayrı bir konu. Ama onu yaşlandıracak bir şeydi. Yani evet, yani o 81 yaşın üzerine çökmesinden çok korkan bir insandı. Hep ondan kaçtı yani. Çalışarak, evet. Sürekli bir şeyler yaparak kendine bir işe yarıyormuş hissi bende de çok çok vardır. Babama zaten ben çok benziyorum çoğu şeyde. O işte içelim şundan. İç kardeşim. Dikkat et, bir şey koyayım içinde, işte içiyoruz. Bu arada ben ilk defa bir şey, ya yani ilk defa içki içiyorum babamdan sonra. Ben hiç, de galiba. Hiç daha içmedim yani. Neyse, ne diyordum? Ya o yaşlılığın üzerine evet. çökmesinden korkuyordu. Yaşlılıktan korkuyordu. Yaşını zaten hiçbir şekilde, hani hep bunu bir övünç, yani yaşını söylemekten hiç şey yapmazdı. Çünkü evet. karşısındaki insan sen nasıl 81'sin derdi. Şöyle bir zaman çizelgesi var. Babama en sonunda aşı olmaya ikna ettik. Babam birinci dozunu oldu. Aynen. Bir ay sonra ikinci dozunu oldu. Fakat ikinci dozdan... 24 Mart'ta falan oldu ikinci dozu. Evet, ikinci dozunu 24 Mart'ta falan oldu. Fakat ikinci dozdan önce, yani bir 3-4 gün önce babam dükkanda, restoranda işte dışarıya kokoreç makinesi var, şeyi var, tezgahı var. Orada kokoreç yapmış, şey
misafirlerine ikram etmiş ve dışarıda çalışmış yani. Babam da benim çok çabuk üşütür, hemen nezle grip olan bir insandı. Ondan sonra da böyle gribal bir işte hafif bir öksürük falan gibi bir şeyler hissetmeye başladı. Biraz halsizlik falan. Annem bunu direkt şeye yordu. İşte dışarıda kokoreç yaptı, üşüttü falan filan gibi bir şeye yordu. Hakikaten ki ben çok endişeliyimdir. Yani burnu aksa hemen teste gideceksin baba falan yaparım. Annem o kadar emindi ki hepimiz yani hiçbirimiz de hani evet, şüphelenmedik açıkçası. Bu arada hala belli değil. Covid'i ne zaman kaptı? Evet hala belli yani değil bu arada. Yani bu bizim yine hani bir varsayımımız diyebiliriz. Çünkü ne zaman kaptığını bilmiyoruz. Yani baktığın zaman o tarihte Covid olsa baba 10 güne yakın Covid'li geçirmiş olması lazım. Yani mümkün değil. Evet o da mümkün değil. Yani sanmıyorum ben orada onun Covid kaptığını da orada bir üşüttü. Sonra idrar yolu enfeksiyonu çıktı. Aynen. Sonra babam o üşütmüş halinin üzerine gitti. İkinci dozu oldu. Aynen. O ikinci dozdan da 2 gün sonra babamın idrarında kan görüyor babam. Şişini yapıyor işte. Annemi çağırıyor. Kan var diyor. Annem endişeleniyor. Hemen hastaneye gidiyorlar. Aa. Test yapılıyor babama. CRP'si yüksek çıkıyor. CRP'de vücutta enfeksiyon olduğu zaman yüksek çıkan bir değer. Ondan sonra akciğer tomografisi çekiliyor. Ve orada anlaşılıyor aynı zamanda COVID var babamın vücudunda. Çünkü ciğerde %30 tutulma oranı görüyorlar. Adam diyor ki %30 çok yüksek bir oran değil. Doktor diyor bunu. Ama diyor şu an COVID'li hasta kabul etmiyoruz. O gün cuma günü hiç unutmuyorum. Evet, cuma. Ancak pazartesi COVID'li hastaları yatırabiliyoruz. Ama diyor diğer özel hastanelere istiyorsanız bakın 5600 lira gecesi gibi bir şey söylüyor. O zaman da ciddi yükseliyordu vakalar çok ve kötü. Yer yoktu yani. Yoğunluk çok fazlaydı. O gitti, Florence'a gitmişlerdi. Orada test edildi her şey ve oraya yatamadı dolayısıyla. Evet. Fakat doktor dedi ki ilaçlarınızı alın düzenli. Muhtemelen dedi evde atlatırsınız. Ondan sonra eve geldiler. Anneme de test yaptılar ama annemin testi hemen çıkmadı. Çünkü ona PCR yaptılar. Babamın ciğerine baktıkları için orada hemen belli oldu. Ama işte babamın orada ciğerinde %30 tutulma zaten COVID'in daha biraz önceye yani ciğere kadar inmiş olduğunu da gösteriyor. Yani ben o iştahsızım, halsizim dediği günleri hatırlıyorum. COVID pozitif çıkmadan 4 gün önce falan. Orada muhtemelen artık almıştı. Birisi. Yani babam aslında pozitifi 5. gününde falan tespit edildi pozitif olduğu. Dolayısıyla aslında COVID'in üzerine ikinci doz aşısını olmuş oldu. Artık bunun nasıl bir etkisi var? İyice azdırdı mı vücuttaki virüsü falan bunu tabii bilmiyorum. Yani öyle bir tıbbi bilgim yok. Evet yani COVID'in ikinci dozundan önce de insanlara COVID testi yapılmadığına göre ya bu insanlar gerizekalı ya da bunun bir etkisi yok. Bunu bilmiyoruz. Ama bence baktırın. Yani bizim burada ciddi pişmanlık duyduğumuz noktalardan biri erken teşhis edememiş olmamız. Ve boomer dediğimiz bu neslin hiçbir şekilde bana bir şey olmaz. Konduramaz. Bir şeyim yok. Kendine kondurmaması. Evet. Zaten farkındaysanız hem yaşlıları götürdü çok bu hastalık. Hem de yaşlıları götürme sebeplerinden biri aslında götürmeyecek bir hastalıkken. Bazıları için konuşuyorum babam gibi. Çünkü kronik hiçbir rahatsızlığı yoktu. Sadece bana bir şey olmaz mantalitesiyle günlerini öyle iştahsızım halsizim diye geçirmiş olması. Ve bunu aşıya bağladı mesela. Hani biz orada bir şey aysaydık. Şu an yanımızda olurdu, şu an hayatta olurdu düşünceleriyle bir süre birbirimizi yedik yani. Birbirimizi değil de kendimizi yedik yani kesinlikle. Ya da işte ilk aşı geldiğinde daha fazla ısrar etseydik de onu aşıya götürseydik o zaman kapmayacaktı. Çünkü bağışıklığını kazanmış antikor üretimi aynen. Olacaktı. Yani bu her zaman bir kayıttan sonra binlerce senaryo düşünülüyormuş. Biz hayatımızda ilk defa bir kayıp yaşadık. O da babamız oldu. Yani yakın. Tanıklık ettiğimiz en büyük korkumuz olan şeyi yaşadık ve ikimiz de çocukluğumuzdan beri kafamızda biner senaryo çizmişizdir. Hiçbiri pandemi gibi bir şey değildi. Yani tabii ben. Hani nereden olacaktı zaten? Yani hiç düşünmediğim. Hiç. Ben kalp krizleri, Alzheimer'lar falan o senaryolardayken hiç beklenmedik. Bir de babam bir ara aortu genişledi. Kalp ameliyatı olacaktı. Bir orada tetiklendim ben yine. Kaldıramaz mı, masada kalır mı, açık kalp ameliyatı falan gibi kafalara girdim. O beni yine böyle bir korkuttu. Ama onu da doktoru COVID çıktığı için olamadı zaten. Ekim ayında olacaktı geçen sene.
Yani şunu söyleyebilirim. Hiç böyle bir şeyi ne kadar düşünürseniz düşünün, ne zaman olacağını da bilmiyorsunuz. Hazır olduğunuzu düşünseniz de asla hazır olmuyorsunuz. Hayat böyle bir şeymiş yani. Ben asla ve asla babama Covid'den vefat etmeyi kondurabilmiş değilim. Hiçbir şeyden Ki konduramayacaktın. zaten Covid'den de bence ölmedi babam. Yani Covid'i atlatmış da Evet, şöyle oldu. durumu vardı. Şöyle Neyse sen gelişti. devam et, ben araya girdim şeyi anlat. Aynen, Cuma annem gecesindeyiz. Cuma günü annem beni aradı. Babanız dedi Covid pozitif. Yani nasıl yani dedim. İşte böyle böyle idrar yolundan kan geldi. Hastaneye gittik. Covid oldu, ortaya çıktı falan. Anne dedim hemen hastane, hani çünkü babam 81 yaşında ve yani evde olmasını riske alamayız ve hani o şeyi de yaşamak istemiyoruz yani bir anda. Şimdi ne yaşayacağımızı da bilmiyoruz ki, nefesi Evet. darlayacak şey mi olacak, hani Bu nasıl? kadar yaygın bir hastalığı, ben bu kadar bizim bilgisiz olmamıza şu süreçte ben inanamadım bu arada. Yani herkes cayır cayır Covid oluyor ve biz bile, yani kafası çalışan kültürlü insanlarız. Evet. Biz bile böyle kaldık. Ben bir şey dedim, yani oksijen satürasyonu galiba önemliymiş falan dediğimi hatırlıyorum. Hani o parmağa takılan şeyden alın dediğimi hatırlıyorum. O da yarım yamalak bir bilgi benim kafamda. Yani bizim bile bu kadar cahil olduğumuz bir konu varken, ki bu tamamen devletin suçu. Yani hangi ilacı alacağını sana ilacı yolluyor. Şu an o ilaç da zaten şeyden kalktı. Kullanılmıyor. Hiçbir şekilde Covid olduğunda biri ne yapılmalının bilgisi yok. Yani ben bu konuda çok eksik olduğumuzu düşünüyorum. Yani belirtiler falan çok konuşuldu. Ama Covid başına geldiğinde neler yapılmalı, ne zaman hastaneye gidilmeli falan, Evet. bunlar yok mesela. Şey çok önemli. Bir kere herkes mutlaka, eğer annenizle babanızla da yaşıyorsanız, yaşamıyorsanız da, o oksimetreyi mutlaka edinin. Evet. Kandaki satürasyonu ölçüyor. O 92'nin altına düşmeye başlıyorsa hemen hastaneye gidilmesi gerekiyor. Evet. Babam eve gittiler. Sonuç olarak babama 5600 lirayı duyunca abi, ben dedi evde git yani evde yatarım, asla yatmam falan filan dedi. Bir şekilde ikna edemedik. Eve geçtiler annemle. Ya babam sürekli uyku halindeydi. Yani çok zor uyanıyordu. Uyansa Evet. bile böyle bir hala halüsinasyon gördüğünü söylüyordu. Bir rüyalar görüyor, uyandığında o Biraz rüya. sanrı görme durumları başlamıştı. Bu sırada bizim oksimetremiz yoktu. Ertesi gün hemen geldi ve ertesi gün ablam sağ olsun bir de tüp yolladı eve. Hani ne olur ne olmaz Oksijen hastaneye tüpü. gidene kadar en azından o tüp idare eder falan filan diye. Sonra bir annem aradı. Hangi gün hatırlamıyorum, sen söyle hatırlıyorsan. Babanız kendini bir bıraktı dedi. Cumartesidir. Cumartesi değil mi? Muhtemelen. Çünkü pazar hastaneye kaldırdık zaten. Aynen. Annem babanız kendini bıraktı deyince ben de bir şey oldum böyle. Gidip görmem gerektiğini hissettim. Yani çünkü şeyi bilmiyorum, nasıl ilerleyeceğini bilmiyorum. Belli ki biraz ağırlaşıyor durumu. Alıp oradan hastaneye gidebilir ve oradan kaybedebiliriz. Ya yani o senaryo kafamda zaten dönüyor. Gidip görmek istedim. İyi ki de görmüşüm gerçekten. Hatta döndüğümüzde aynen böyle söyledim sana da. Evet. Çift kat maske taktım. Direkt eve girdim. O sırada annemin de testi pozitif çıktı bu arada. Aynen. Fakat annemde hiç yani burnu bile akmıyor annemin. Ve babamla Sesi sadece biraz grip sesi geliyordu. gribal, evet. Fakat annemde hiçbir belirti yok başka. Hatta annem bu arada annem de aşılanmıştı ikinci dozdan. Şimdi düşünüyorum, acaba hani annem aşı olduğu için mi onun üzerine Yalancı test, ha pozitif. öyle bir şey mi? Çünkü aşı dediğin hani hafifletilmiş bir virüs veriliyor ama tabii Evet. bu aşılar neye göre, RNA falan filan bilmiyorum yani aynı mantık. Sinovac RNA Aynı aşısı. mantıkta mı yürüyor bilmiyorum. Neyse eve girdim. Babam yatıyordu. Çok şeydi böyle, sarıydı yani cildi. Ama iyiydi. Ben böyle çok öksürecek falan diye, hani böyle nefesi böyle kesik kesik olacak falan diye düşünmüştüm. Ama öyle olmadı. İyiyim kızım, niye geldin? Sen niye girdin? Çok yaklaşma falan dedi. Yok baba dedim. Önemli değil, seni görmeye geldim falan dedim. Böyle yüzünü falan sevdim işte. Ondan Ve sonra Covid kapmadı bu arada. evet, Covid kapmadım. Çift kat Yani maskeyle çok yanına yanaştığım halde bana bir şey o olmadı. noktada yani şey düşünmüyorsunuz. Ben gitmedim bu arada Pınar'la birlikte. Niye gitmedim onu da bilmiyorum. Sen babamın iyi olacağına çok emindin. Ben çok emindim. Ben başından beri babamın
Ama ben tabii bir anksiyete queen olduğum için her ihtimali düşünüp bilmiyorum daldım yani eve. İyi ki de dalmışım. Evet. En son görüşüm o değildi gerçi. Ambulansa da bindirdi ama hani benimle konuştuğu falan en son şey oydu. Ey pardon. Orada bile beni rahatlatmaya çalışıyordu. Kızım bir şey yok işte. Annenize siz dikkat edin. Sigara içmesin. Bana da aynı şeyi söyledi telefonla. Falan filan. Babacım dedim çok iyi gördüm seni. Çok iyisin merak etme. Neyse sonra eve geldim işte. O gece de böyle bir canım sıkıldı. Babama bir mesaj attım WhatsApp'tan. İşte baba dedim grip gibi atlatacaksın. Biraz daha hani ağır olacak sadece falan. O mesajı da sonra hiç okuyamadı. Neyse işte. Ertesi gün kötüledi. Oksijeni bir türlü 80'in üzerine çıkmadı. Ve tüp olduğu halde. Tüp yani. Olduğu çok, halde. Çok ani düştü. Annem ağlayarak aradı pazar günü. Babanızın dedi hastaneye gitmesi lazım. Hastaneler dolu. Onu arıyoruz dolu. Burayı arıyoruz dolu. Hiçbir şekilde hiçbir hastane. Gebze'de falan anca bulabiliyoruz hastane. Oralara götürmek istemiyoruz falan. Devlete annemi götürmek istemiyor. Özellerde yer yok. Ne yapacağız bilmiyoruz falan. Böyle acayip kabus gibi dakikalardı yani. Ben orayı arıyorum, burayı arıyorum. Bir tanıdık var mı, bir şey. Yani o kadar çaresiz bir durum ki tanıdığa kalıyorsunuz yani. Allah'tan babamın çok iyi mevkilerde, çok dostları var yıllar içinde biriktirdiği. Acıbadem'deki Acıbadem Hastanesi'nin Kadıköy işte. Acıbadem Hastanesi'nin Covid yoğun bakım doktoru babamın çok eski dostunun yeğeni çıktığı için Cengiz Solakoğlu çok sağ olsun. Annem onu aramayı akıl ediyor o sırada. Cengiz Bey diyor ki hemen Acıbadem'e sizi şey yapıyorum. Yani gerçekten şey ya bu imkana sahip olamayan o kadar çok insan olmuştur ki. Bu kadar bu duruma gelene evet. kadar neden insanları dışarı çıkart? Neden restoranlar açıldı? Restoranlar açıldığı için babam Covid kaptı. Çünkü o da restorancı ve evet. restorana gelen insanlardan muhtemelen kapmış olabilir. Yani 81 yaşında çalışması gereken bir adam olması başlı başına çok büyük bir üzüntü sebebi. Yine işi devlete bağlıyorsun, ekonomiye bağlıyorsun. Devletin korkunç bir Covid süreci yönetimine bağlıyorsun. Kesinlikle çok kötü. Hala daha... Yani hastaneler %50-60 yoğun bakımlar doluluk oranına gelene kadar neden yine biz kapanmadık? Neden hiçbir hastanede yer bulunamayacak kadar kötü oldu her şey? Yani neyse biz bir şekilde babamı yine en iyi yerlerden birine yatırabildik. Ama bu imkana sahip olmayan insanlar neler yapıyor, neler yaşıyor düşünmek bile istemiyorum. Evet, biz dönüp baktığımızda en azından şey diyebiliyoruz yani babam alabileceği en iyi bakımı aldı. Yani atıyorum haber bile alamadığınız bir devlet hastanesinde olsaydı hiçbir şekilde bilmeseydik başına ne geldi, ne oldu. O nasıl olurdu ve bunu yaşayan binlerce insan bunu nasıl yaşadı? Belki kaybettiler, kaybettikten sonra şuraya götürebilseydik düşüncesinin ne kadar acı verici olabileceğini. O empati duygunuz acayip şekilde Ama artıyor. Şöyle biraz insanların da içi rahat olsun. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konuyla ilgili bir protokolü var. Siz Amerikan hastanesine de yatırsanız babanızı, eşinizi, dostunuzu şuradaki eğitim araştırma hastanesine de yatırsanız prosedürler belli. Babam Acıbadem'e babamı özel ambulans çağırdık hemen. Acili de aramadık yani. Direkt özel ambulans aradık. Gideceği yer belliydi. Ben de babamı hiç daha görmedim bu arada. Evet. Ben Burak Can'a şey dediğimi hatırlıyorum. Babamı hastaneye kaldırıyorlarmış. Dedim yani yetişmemiz gerekiyor. Benim o ambulansa yetişmem lazım. Burak'ı aradım. Arkadan ambulans sesini duydum. Dedim ki koş gidiyoruz. Yani Allah'tan evlerimiz yakındı. Bastık arabayla. Yetiştik. Ben ağlamaya başladım zaten. Ambulansın kapısını açtım. Dediler ki hani giremezsiniz falan diye. Babamın ayağını tuttum. Seni çok seviyorum dedim. İyi olacaksın dedim. Tamam kızım ben iyiyim dedi. Yani yürüyerek indi bu arada. Ambulansa inmiş evet. bir adamdan bahsediyoruz. Hani ve ben belki de bu ailedeki en çok hani babama hiçbir şey olmayacak düşüncesini başından itibaren düşünmüş biri olarak. Ama onu o halde görmek tabii ki çok
Yani iç ya annem elime bir getiri poşeti vermiş. İçine işte o Florence'daki işte akciğer şeyini, filmlerini, testlerini falan koymuş. Cüzdanını koymuş, işte telefonlarını koymuş. Yavrum onu öyle elinde taşıyarak indi. Ambulansa bindirdik. Bir böyle bir kafası gidik gibiydi. Evet. Bir böyle ne oluyor? Ben şu an ne yaşıyorum gibi bir durumu vardı. O da işte oksijen ağzından kaynaklanan hemen, bilinç kaybına yakın bir durum. Evet. Ama böyle hani nefessiz, köh falan ya da işte sedyeyle böyle burasında oksijen maskesiyle çıkmadı babam evden. Yürüyerek çıktı. Ambulansa bindirdik. Arkasından biz işte Acıbadem'e gittik. O ambulansta hemen oksijenini vermişler. Kan satürasyonu yine 90'ın üzerine çıkmış. Ondan sonra girdik hastaneye. İşte babamın nakil işlemlerini falan yapacağız. Cüzdanı lazım. İçinden kimliğini falan alacağız. Sedyede yatıyor. Sedyede asansörün yatıyor. Asansörün içindeyiz. En son orada gördük. Evet. Zaten. Aynen. Olma. Baba cüzdanını versene bir dedik. Önündeki poşetten cüzdanı veremedi. Evet. Ben orada çok kötü oldum. Yani. Yani insan tabii yani bir kız çocuğu olarak babasıyla sağlıklı bir ilişki kurmuş bir kız çocuğu olarak o yıkılmaz karakteri öyle görmek kadar bir yıkıcı bir şey olamaz. Yani bilinci var mı yok mu, o sırada ne yaşıyor, önündeki getir poşetine ulanıp içindeki cüzdanı veremedi. Zeynep hemen dur babacığım tamam ben alırım falan yaptı. Öyle babamı götürdüler. Yoğun bakım aldılar. Yoğun bakım ama iki yoğun bakım var. Bir oksijen maskesi taktıkları bir yoğun bakım hastaları var. Orada herkesin bilinci yerinde. Bir de eksi bir var. Entübe hastaların olduğu. Orada uyutuyorlar insanları. İşte orası kötü. Yani oraya düştükten sonra biraz sıkıntı. Oradan çok kurtulan da var bu arada. Evet ya yani öyle bir yorum yapmayalım da yani bunu izleyip evet, entübe hastası olan insanlar da kötü hissetmesin. Dediğim gibi bu süreç hiç kimse için belli olmayan bir süreç. Yani tamamen herkes kendi şeyini yaşıyor. Covid sürecini yaşıyor. Biz öyle anladık bu evet. İşin sonunda yani. İşte babamı yoğun bakıma götürdüler. Ondan sonra pazar günü oldu bu. Yatırdık. Eve döndük. Haber bekliyoruz tabii falan. Babam şey annem bir şekilde hep arada bir hemşireyle falan ben ayarladım onu. Zeynep ayarladı. Babamla telefonla konuştu annem. Babam böyle şey demiş işte bu gece kalırım burada, yarın çıkarım falan. İşte pizza hamburger sipariş ettim hala gelmedi falan gibi şeyler söylemiş. Annem tabii çok endişelenmiş. Hemşireye şey yapmış. Hani ne diyor bu adam? Hani delirdi mi? Ne oluyor falan. Ya yok dedi öyle düşünmeyin sizin telefonunuzu kendi söyledi gayet aklı yerinde. Sadece dedi hani burada bize babam böyle çok restorancı olduğu için herkese bir şey ısmarlayan biriydi. Onlara işte dükkandan pizza hamburger sipariş etmek istemiş. Aklından onu geçirmiş. Tabii ki o halde bir şekilde karıştırıyor yani. İlacın etkisi altında. Evet ilaç belki oksijeni çok düşüktü bilmem ne falan. Hatta annem dükkanı arıyor Ahmet'i bizim garsonu işte böyle Zeki Bey aradı mı seni sipariş ettim böyle bir şey falan yok Semra Hanım diyor Ahmet abi falan. Annem orada bir şey oluyor niye böyle dedi bu adam delirdi mi aklını mı yitirdi ne oldu falan. Yani ve o kadar çaresiz bir şey ki gidip asla görebildiğiniz bir durum yok ortada sadece bir telefonla haber alabiliyorsunuz ve o insanları da sürekli aramamanız lazım çünkü orada da insanlar... onlarca kişiye tedavi uyguluyor. Yani çok zor. Gerçekten çok zor. Ve sonrasında ne oldu? Ertesi gün hastaneye gittik. Not yazdım ben babama. Biz not yazdık bir tane babama hani. İşte babacığım merak etme biz hani annem de iyi, hepimiz iyiyiz. Güzel tatlı bir not yazdık. Katladım notu. Gittik hastaneye. Bir de babamın şeylerini alacağız. Telefonunu, cüzdanını falan. Cüzdanı zaten bizdeydi de telefonlarını falan alacağız hani o getir poşetini alacağız. Konuştuk falan hemşire çıktı şeyden yoğun bakımdan ama kafasını uzattı. Ya dedik şu notu babamıza okur musunuz? Hani çünkü bilinci açık sadece oksijen. Biz öyle sanıyoruz yani. Hani biz öyle sanıyoruz. Böyle bir hemşirenin böyle bir suratı değişti. Okurum tabii falan dedi.
Biz dedik bir de şeylerini alacaktık. Hani telefonlarını falan alacaktık. Tabii dedi bir de şunları dedi imzalar mısınız? Bize bir sürü bir şey imzalattılar. Ben de sandım ki telefonu teslim aldığımız için bir şey imzalatıyorlar. Bu arada dedim babamın durumu nasıl? Hani nedir durumu yani? Biz entübe ettik dedi. Zeki Bey'i dedi. Nasıl yani dedik. Zeki Çetin dedik. Karıştırıyor sandım ben. Çünkü entübe gibi bir durumda bizi arayıp söylerlerdi evet, diye düşünüyorum. Ben bir gün önce sordum. Yani hastaneye yatırdığımızda dedim ki hani entübe ederseniz herhalde haber verirsiniz değil mi dedim. Evet tabii onlar ki veririz tabii dediler. Ki dediler. Acil oldu. Hani acil gelişti. Yapmak zorunda kaldık dedi. Sonrasından kabus başladı yani. Ya ben onu duyunca yıkıldım. Çok kötü oldum. Sonra da bir iki gün geçti. İşte hep böyle durumu stabil. Kötüye gitmiyor durumu yani. Evet. Kötü bir haber gelmiyor. Tabii hani annem, bir yandan annemin durumu da felaket. Yani evde evet, tek başına sakın gelmeyin diyor. Covid. Benle kalmayın o da Covid. Bir yandan annemi hastaneye kaldırmamız gerekecek mi? Ve o sırada artık fırladı vakalar. O 3-4 gün içinde yine yükseliyor tabii ki. Hani anneme nasıl bir imkan sağlayacağız? Aynı yerde yer bulamayacağız. O düşünceler kafamızda var. Ve anneme tabii entübe olduğunu söylediğimizde annem çok kötü oldu. Ve sonrasında da işte oksijen seviyesi kontrollerimiz oldu hep. Hani %60, %55'lerde oksijen verdikleri oksijeni azalttılar gibi haberler aldık. Aynen. Her gün bir haber aldık. Bir sabah bir akşam tanıdık da vasıtasıyla tabii. Her gün iki haberimiz vardı yani. Şöyle bir sıkıntı vardı. Babamı entübe ettiklerinde CRP değerine bakıyorlar. 200'e fırlamış. CRP'nin 5'ten yüksek olmaması gerekiyor. Enfeksiyonu tavan yapmış yani. Enfeksiyon çok artmış yani. Dolayısıyla antibiyotik veriyorlardı. İşte bir sürü antibiyotik denediler ve CRP'si düşmedi. Bir onun endişesini yaşadık. Ondan sonra bir gün haber geldi. CRP 11'e düştü diye. Evet. Acayip sevindik. Biz yani uçtuk. Uçtuk. Oh dedik. Çok iyi gidiyor. Oksijen seviyesini düşürdük dediler. Durumu stabil. Hep yani gelen en kötü haber stabil olması. Günden güne stabil falan bir gün doktor dedi ki yoğun bakımdaki en iyi hastam dedi. Evet. Şu an durumu en iyi olan hastam. Birkaç güne ekstübe edeceğiz dedi. Ya iki gün geçti. Haberler azaldı. Haberler azaldı. Günde 3 haber alıyorduk. 3 kere haber alıyorduk sabah öğle akşam. O önce bir ikiye indi, sonra bire indi. Sonra dedik ki herhalde aşırı yoğunlaştı. Doktorlar haber... Ki yoğunlaştı da. O dönem 60 binleri vurduğu dönemde evet, artık. Babam 13 gün kaldı yoğun bakımda. 12 gün entübe kaldı. 12 gün entübe, 13 gün yoğun bakımdaydı. İşte hatta diyordum ki ay bir hafta entübe. Ne kadar az kalırsa o kadar da iyi çünkü yani. Kasları zayıflıyor. Çünkü mideden besliyorlar. Kendi de zayıflıyor falan. Bu adam 81 yaşında. Diyorum ki ne kadar çabuk ekstübe ederlerse o kadar iyi falan. Ya günler uzamaya başladı. Ne olur diyoruz. İşte şimdi de antibiyotikten dolayı kandida mantar oldu vücudu. İshal evet, oldu. Maması değiştiriliyor. Bilmem ne. Yani vücut bir toparlayamıyor bir türlü. Evet. Sonra 11. günün akşamı beni ablam aradı. Pınar dedi haberler çok iyi değil. Nasıl iyi değil dedim. CRP'si tekrar yükselmiş dedi. Şimdi düşünüyorum sıfır tıp bilgisi ama bu kadar antibiyotiğe rağmen bu CRP tekrar yükseliyorsa bu adama daha ne verecekler? Evet. Ve bir virüs daha kapmış. Hemoglobin. Mikrop. Virüs değil de mikrop sanırım. İnfluenza. Hemoglobin influenza. Hastane virüsü. Hemoglobin, hastane mikrobu. İnfluenza. Çocuklarda virüsü olan bir grip mikrobunu babam kapıyor. Dolayısıyla CRP'si tekrar yükseliyor. Aslında Covid'den kurtuluyordu bence. Kurtuluyorken bir virüs, bir şey, mikrop her neyse daha kapıyor. CRP'si artıyor. Ablam dedi ki Semra ablaya şimdi bir şey söylemeyelim. Sabah dedi belki düşmüş olur CRP'si şu an dedi şey yapıyorlar. Semra ablaya yarın sabah söylüyoruz. Ben dedim ki yani annem haber bekliyor. Çok endişelenir anlar. Sen dedim CRP bir tık daha yükselmiş ama hani stabil falan bir şeyler de. Sonra ben çok kötü oldum. Yani ben çok kötü oldum. Zeynep'i aradım. Bir türlü kendimi sakinleştiremedim. İşte Zeynep dedim
böyle böyle yükselmiş ablam, haberler iyi değil dedi. Ablama da diyorum ki bak hazır bir şey hazırlayalım mı kendimizi? Öyle bir şey mi? Ya yok diyor. Öyle bir şey değil. O kadar ciddi değil. Sadece o her gün gelen stabil ya da işte şey haberlerden bugün gelmedi. Yani CRP yükseldi. İyi bir şey değil. Hani iyi bir haber değil. Tamam dedim, inşallah dedim yarın şey olur falan. Ama bir benim içime bir ateş düştü yani. Zeynep'i aradım. Zeynep dedim böyle böyle bir şey olmaz değil mi babama dedim. Zeynep dedi ki Pınar dedi. Ay hiç unutmuyorum onu. Ben de. Babamın öleceğine dedi. Aynen de bu kelime. Babamın öleceğine asla inanmıyorum dedi. Bak sana dedi yemin ederim asla babam ölmeyecek dedi. Ben bu yani Ve babamın inanıyor yani. Hani çok inandım. Çok beni yani. teselli etmiyor. Yani beni de rahatlattı. Ve hatta dedim Zeynep çok teşekkür ederim. Beni çok rahatlattın dedim. Annemle de konuşur musun dedim. Annemi de ara, onu da rahatlat falan. Tamam dedi, ben konuşurum onunla dedi. Neyse o gece bir şekilde yattık, uyuduk. Nasıl uyuduk yani Allah kerim, ben çok kötü bir 12 gündü. Yani gerçekten çok zor. Ya umarım kimsenin başına gelmez diyeceğim ama Yani geliyor. Geliyor da ama inanın o haber beklemek. Ben sabahları uyanmıyordum. Ben 12 gün boyunca telefonla uyanmaya kendimi programladım. 10'da mı haber geliyor? 10'da uyanıyorum. 12'de mi? 12'de. Ve sonra zaten bu konuşmayı yaptıktan sonraki sabah 12 saat sonra. 12 sabah öğlen 12'de benim telefonum çaldı. Pınar aradı beni. Babamı kaybettik dedi. Ben öyle uyandım. 9 Nisan Cuma günü. 11 O 11.47 mi? 11.50 mi? 11.30'da vefat. Yani ölüm kağıdında 11.30 yazıyor. 11.30'da O da kaybetmişiz. şöyle oluyor. Babama bir doz daha antibiyotik veriyorlar. Artık CRP düşsün diye ve vücut kaldırmıyor. Septik Septik şoka şoka giriyor. giriyor, kalbi duruyor. Ben evdeydim. Bu arada annem de evde. Artık bitti Covid'i bu arada. 14 günü geçti, tamamladı. Fakat diyor ki biraz daha evde durayım kızım, aman belli olmaz. Size geçirmeyeyim. Anne diyorum bak, tek başına o evde cehennem azabı yaşıyorsun. Gel bende kal, beraber alırız haberleri. Annem iyileşti yani. Annem iyileşti. O da dedi ki önce teste gitmeden gelmem yani. Tamam dedim, Burak seni gelecek şimdi, alacak evden. Floransa götürecek. Test olacaksın. Ondan sonra benim yanıma getirecek. Annem akşam 6 gibi gelecekti. Cuma günü. Ben nedense bir ısrar ettim. Bir önceki gecede şey olunca, ablam haberler iyi değil falan deyince, nedense anne dedim bak sen yarın sabahtan bana gel. Kalkar kalkmaz Burak seni alacak, teste götürecek. Sonra bana gel. Hafta sonunu beraber geçiririz. Çünkü özledim de annemi yani. Kaç gündür ayrıyız. Tabii. Babamı zaten dehşet bir şekilde özlemişim. Hani annemle de yakın olmak istiyorum yani. Sabah Burak annemi aldı. Teste gittiler. Negatif çıkmış zaten test. Bana gelirken yolda ablam annemi arıyor. Önce anneme veriyor haberi. Annem tabii feryat figan. Sonra beni arıyor ikinci sırada. Ben de evi temizliyorum. Burayı böyle şey yapıyorum, yerleri siliyorum. Faye de evde. Ablam aradı. Pınar dedi. Sesi ağlamaklı. Ne oldu dedim. Yani biliyorum duyacağım şeyi. Yani kaybettik dedi. Nasıl yani dedim. Abla ne diyorsun dedim. Ay, abla ne diyorsun dedim. Yani hani söylediği şeyi kulağın duyuyor mu? Kaybettik Pınar dedi. Neden dedim. Kalbi dayanmadı dedi. Ben de sandım ki aortunda genişleme vardı. Evet. Aortu falan patladı. Çünkü doktor, kalp doktoru da yoğun bakım sürecinde gelip bakıyor. Damarda genişleme görüyor ve diyor ki buradan çıktıktan sonra 3 ay sonra ameliyat olması lazım diyor. Biz de şunu düşünüyoruz. Yani yoğun bakımda 10 gün, 12 gün geçirmiş bir adam 3 ay sonra nasıl Açık açık kalp kalp olursa ameliyatı 81 yaşında yani. olacak? Hani buradan çıkarsa biz 3 ay sonra mı bu adamı kaybedeceğiz endişesi bize o dönemde bir sardı. Sonra bütün bu endişeler zaten aldığımız haberden sonra bitti yani. Yani nasıl bir his biliyor musunuz? Yani yaşayanlar vardır, yaşamayanlar ve bundan çok korkanlar vardır belki aynı bizim gibi Evet. hayatı boyunca. O haberi aldığımda ayakta duramadım. Bir ayakta duramıyorsunuz zaten hani. Yere çökme ihtiyacı hissettim. Yani bayılacak gibi oldum.
bir şey attı yani vücudumda. Hani gerçekten fiziksel bir şey hissettim yani. Zeynep ablama şeyi sordum. Annem biliyor mu dedim. Hani anneme ben mi söyleyeceğim? Hani biliyor dedi. Eyvah dedim. Şu an bana bir şey geliyor yolda. Bana bir enkaz geliyor yani. Zeynep'e söyledim dedim. Hayır dedi. Zeynep'i aradım. Arıyorum. Yani kalbim çıkacak bu arada yerinden. Ya nasıl söylenir ki bu? Şey geçiriyorum yani. Bayılmamak için kendimi zor... Ama bir yandan da belki vücutta adrenalin bir şey... Evet. Çok müthiş de bir heyecan. Yani hani tam heyecan onun heyecan lafını bilmiyorum. Heyecan demek değil de böyle bir alert olma hali. Evet yani. Çok fazla uyarılıyorsun. Nabzın falan çok fırlıyor. Telefon çaldıkça... Yani... Hani birazdan kardeşime vereceğim haber kardeşimin hayatını mahvedecek ama bunu nasıl söylerim başka türlü bilmiyorum. Uzun çaldıkça da anladım uyuduğunu. Uyandı böyle alo diye hani uykusundan uyandı. Zeynep dedim. Babamı kaybettik dedim. Nasıl daha başka türlü? Ne dedi? Ne dedim ben sana? Ne dedi? Babamı dedim kaybettik dedim. Hemen dedim gel annem bana geliyor sen de gel dedim. Tamam dedi kapattı. Ben şok oldum. Burak Can yanımdaydı. O da uyandı benimle. Senin sesini duydu. Yani bitti. Dünya durdu yani. Hı. Gerçekten dünya durdu. Hani her şeyim kapandı. Hani Burak Can da yanımda. Böyle kaldım. Yataktan çıktım. Selin de evdeydi. Ev arkadaşım. Selin odasına girip Selin dedim babamı kaybetmişiz. Ben dedim Pınar'ın yanına gidiyorum. Hiçbir şey olmamış gibi ama. Öyle bir şoktayım ki. Dondum. Selin zaten böyle ağzı açık kaldı kızım. Üstüme bir şeyler giydim. Hiç hatırlamıyorum yani. Hani hatırlamıyorum. Giyindim. Çıktık evden. Pınar'ı zaten hepimiz Allah'tan. Yani Burakcan, Pınar ve ben. Birbirimizin evlerin arası maksimum 1 kilometre olduğu için şu Covid döneminde. Ve bu hastalık döneminde çok destek olduk birbirimize neyse ki. Hep bir arada olabildik yani yasaklara rağmen köpekler falan da olduğu için. Gittim yani ama o günü çok hatırlamıyorum. Şoktaydım. İnsanlar arayıp başsağlığı diliyor. Tabii bir noktada paylaştım da Instagram'dan. Çünkü her gün yoğun bakımıyla ilgili bir şey paylaşıyorduk. Pınar da ben de. İnsana da merak ediyordu. Baban nasıl? Şey oluyor o babamı kaybettik onu çok özleyeceğiz gibi bir şey yazdım ben kalbi dayanmadı falan. Onu yazarken sıfır hissiyat. Evet. Duygusuz oluyorsunuz yani o şok. Bizde öyle oldu yani en azından. Annem felaket halde böyle resmen gözümün yaşları geri çekildi yani. Ve böyle şey oldum. Bir dakika önce annem şu an annem yani ben üzülmemeliyim ben bir şey hissetmeyeyim. Annem geldi. Annem bitik. Oturttuk. Ah nasıl olur bunlar? Ah bilmem neler. Aynı o hani gördüğümüz şehit cenazelerindeki evet. Anneler evlatları için nasıl ağlıyorsa. Annem de babam için o şekilde ağlıyor. Bir de yani günlerdir yok ya. O da çok garip. Hani sanki bir noktada gelecekmiş hissi vardı hepimizde. Evet. Ve orada bir yerde yaşıyor. Yaşatılıyor, bakılıyor o insana. Yani o yoğun bakım süreci de öyle bir şey. Yani birdenbire gözümüzün önünde böyle bir şey yaşamadı. Anlatabiliyor muyum? Yani gözümüzün önünde kaybetmedik. Gitti, iyileşiyor diye düşünüyoruz falan. O da çok garipti. Zaten 12 gündür yoktu baba. Üstüne de kaybettik adam. Hiç yok yani. Hani. Evet. Bir daha göremedim. Göremedik. Yani öyle bir gitti. O da çok garip. Yani ölümün her türlü kötü zaten. Yani bunun iyisi yok. Gerçekten. Ha, iyisi bir yerde var. Babamı hiç elden ayaktan düşmüş görmedik. Hep iyi bir şey düşünüyorsun. Bir tutunma yani, çabası oluyor yani. Yaşasaydı mesela annem de diyor. Yaşasaydı ben ona bakardım. Yaşasaydı burada olsaydı da işte gerekiyorsa aklı olmasaydı falan. Ben öyle düşünmüyorum. Ben öyle düşünmüyorum. Bu bizim bencilliğimiz. Biz burada kalan insanlar olarak bu bizim bencilliğimiz diye düşünüyorum. Tabii ki keşke babam yaşasaydı da böyle komada kalsaydı ama şurada yaşasaydı gidip suratına dokunabilseydim tabii ki şu an benim de içim öyle istiyor ama bu babam açısından düşündüğümüzde babam çok bencilce bir düşünce. Yaşarken ölmek gibi bir şey yani ve babam bize şey derdi böyle bir makineye falan beni bağlarlarsa hemen fişimi çekin. Evet. Asla beni yaşatmayın. Kimseye muhtaç olmak istemeyen bir adam gerçekten kimseye muhtaç olmadan gitti yani.
Ne istediyse yaşadı, ne istediyse yaptı. Hiçbir kimse ona engel olmadı. Yaşadı, kendi istediği gibi yaşadı ve kendi istediği şekilde gitti. Ölüm zaten var. Yani ölüm hepimizin başına gelecek bir şey. Bütün sevdiklerimiz ölecek, biz de öleceğiz. Ama hakikaten onun istediği şekilde bu hayattan gitmiş olması benim biraz olsun içimi rahatlatan bir şey. Nasıl olsa kaybedecektik. Nasıl olsa bir gün bu acıyı zaten yaşayacaktık. Ve alıştırıp gitti. Yani 12 gün boyunca zaten yoktu. Evet. O zaten biraz bizi o hep kötü ihtimali düşünmek. Ben çok inanmasam da tabii ki Covid'a beni alır almaz ben ölmüş gibi ağlamaya başladım bu arada yani. Sanki kaybettim babamı o gün. Öyle bir ağladım. Telefonla konuştum. Öksürdü. Baba yani başladım ağlamaya. Baba dedim öksürüyorsun. Aortu genişledi ya. Öksürmemesi lazım. Sonra işte annem geri aradı kızım. Yok baban öksürmüyor falan. Babam diyor ki ananıza bakın siz bende bir şey yok. Yani hep onda bir şey yoktu. Ben hep gerçekten o küçük Zeynep ona inanmış anladın mı? Evet. Hep böyle o adam sanki 100 yaşına kadar yaşayacak gibiydi. Benjamin Button gibiydi ya adam gerçekten. Yani zıpır bir atom karıncaydı. 1.70 boyunda bir atom karıncaydı. Hepinizden daha enerjik olduğuna eminim yani. Ben jenerasyonumuzdan. Ben hayatı bu kadar seven, evet, hayatın devamlılığını bu kadar her şeyin üzerinde tutan ve yani bu kadar hayata iz bırakmaya çalışan bir adam ben hayatımda görmedim. Bir de tabii babamın bir şeyinden bahsetmedik. Şimdi cenazeye menazeye hiç girmeyeceğim artık. Yani evet, Covid sürecini zaten çok uzun anlattık. Kalpler kırıldı, canlar sıkıldı. Biraz artık babamızı güzel analım. Çünkü içim şişti yani. Evet. Ağlamak için kendimi çok zor tutuyorum sabahtan beri. Çok da böyle acite bir şey olsun istemiyorum bu video. Yani hani biz bu arada, kendi tecrübemizi bak, yaşayalım. Şöyle bir şey, samimiyetle anlatıyorum. Burada izleyen çoğu insan da ben eminim depresyon, anksiyete bir sürü şeyden muzdariptir. Ve belki bakıp diyordur ki bu ikisi nasıl değil, yani bu videoyu nasıl çekip nasıl bunu konuşabiliyorlar? Konuşabilmek iyileşmenin, iyi olmanın bir parçası. Yasın. Evet. Kesinlikle yani ağlanması gerekiyor. O fotoğraflara bakıp kanırta kanırta içinizden şey çıka çıka. Annem günde 108 kişiyle konuşuyor. Hepsine hikaye baştan anlatıyor ve hepsinde aynı acıyı yaşıyor. Ben de böyleyim. Anne çay ister misin? Kahve yapayım mı? Falan. Bu arada annem böyle yani ayaklarıyla gitti tabutla çıktı falan. Hani anladın mı? Şeyler. Hani böyle için çıkar yani ama ben böyle şeyim. Dur anneciğim suyunu vereyim. Kahve çay var. Kek yapayım hadi ben şimdi bir kek yapayım falan. Böyle bir moddayım. Asla yaşayamıyorum duygularımı falan. Çünkü annem şöyle oluyor. Birazcık bir kötü oluyorum ben. Kızım ne oldu yapma böyle falan. Yani ne diyorum sen bütün gün. Yani ağzımıza sıçtın affedersin yani. Kanırttın bizi falan. Beni ağlatmıyor böyle. Ben bir şiştim. İçimdeki duygular patlaması lazım yani. Sana gittik sonra. Aynen beni aradı Pınar dedi ki. Annemi al dedim buradan. Al dedi yani. Annemi bıraktım eve geldim. Ya bu günler nasıl geçti? Yemin ederim şu an dönüp baktığımda anlamıyorum. Ya o evet, bir ay o haftalar nasıl geçti yani? Bir yemek yapmakla oyalanıyorum. Bir başka bir şeyle oyalanıyorum. Böyle ruh. Bir yandan böyle ölüm belgesi geliyor. Belediye arıyor başını sağ olsun falan. Böyle bir de salak salak kağıt kürek işleri var. Hani ölüm dediğin şeyin. Yaşarken bir yandan da işin o çok somut, o çok böyle evrak diplomatik işte tarafları da var yani. Bu da çok acayip, bu da çok garip. Yani çok acayip bir süreç ya. Ya işte ben sonra eve geldim. Babamın şarkılarını, babamın sanatçı olduğunu falan hiç anlatmadık tabii. Tabii daha onları hiç anlatmadık. Ya işte oraya gelecektim ben. Yani babam tabii şimdi siz tanımazsınız. Ama bütün boomer anneniz, babanız, anneanneniz, dedeniz, babaanneniz neyse artık. Zeki Çetin dediğiniz zaman Türk sanat müziği dinleyen biri ise Zeki Bey, onun çocuğu muymuş, onun kızı mıymış? Mutlaka diyecektir yani eminim. Bugüne kadar tanımayan çıkmadı çünkü bizim çevremizde annesi, babası, dedesi falan babamı. Küçük Zeki derlermiş. Zeki Müren'den sonra piyasaya çıkan çok yetenekli bir adam. Yaklaşık 50 sene, 52 sene Türk sanat müziği yapmış. Bu kültürü, bu müziği yaşatmaya çalışmış. Tek adam belki de Türkiye'de. Evet yani kendini öne çıkarmadan. Evet çok çok mütevazı,
çok tevazu sahibi bir adam bir yandan da. Yani Zeki Müren bir gün babamın afişini indiriyor diye Maxim gazinosunda şeyde ne o? Panodan. İndiriyor diye böyle plak yapmaya, hırslı bir sanatçı olmaya küsmüş. Acayip duygusal, dünya tatlısı, hiç öyle sanatçı egosu olmayan bir adam benim babam ve bizim babamız daha doğrusu. Hayatını işletmeciliğe ve kendi işletmelerinde bu sanat müziğini yaşatmaya adamış. Evet. Müthiş bir zeka, müthiş bir mesleki gibi... aşk. Yani günümüzde hani dijital pazarlama, biz ikimiz de aynı mesleği icra ediyoruz. CRM, data falan filan konuşuyoruz. Babam bundan yıllar önce özel bir yazılım, aslında bugünün CRM'i ama o gün öyle bir kavram yok. Bir... CRM'in ne olduğunu da açıkladı da yani. Ha, insanlar CRM, Customer Relationship Management miydi? Onlara... Aslında loyalty marketing yaptığı aslında şey. Aslında loyalty marketing tabii. İşte oradan size mesajlar gelmesi, özel kampanyalar gelmesi, aynen, gerek SMS'le gerek e-mail'le. Şöyle bir formu vardı babamın. Dükkana gelen herkesin önüne o formu koyardı. Siz işte doğum tarihiniz, evlilik yıl dönümünüz, çocuklarınızın doğum tarihleri, her şeyi doldururdunuz. Ve şöyle söyleyeyim, atıyorum 5 Ocak 1992 tarihinde siz bizim restorana geldiniz. O gün ne içtiniz, hangi şarkıyı istediniz? O sistemde, o yazılımda, o programda orada yazardı sizin neyi sevdiğiniz, neyi sevmediğiniz. Yani aslında babam bir form bayağı print out ederdi. Ya data aslında yani. Evet, insanlar, big data denen şey var ya. Aynen, insanlar elleriyle bütün bilgileri doldururdu. En sevdiği şarkıdan tutun en sevdiği mezeye kadar. Babam her akşam o yazılıma işte F5'e basıp falan adı soyadı eliyle o formların bilgilerini girerdi. Böyle böyle yıllar içinde o yazılımda 52 bin kayıtlı aile oluşturdu. Ve mesela babam sanatçı da olduğu için kendi restoranında programlar düzenlerdi ve sahneye çıkardı. O gün mesela rezervasyon listesine bakardı. İşte ne diyeyim, Zeynep Çetin geliyor mesela. Zeynep Çetin'e o programdan girer, bakar. Daha önce gelmiş mi? En sevdiği şarkı ne? Mezeler ne? Bilmem ne? Doğum günü var mı? Niye geliyor? İşte hemen görüyor o gün. Eşinin doğum günü, onu kutlamaya geliyor vesaire. O hemen kesinlikle sahneden anons edilecektir. O kişi bir dansa kaldırılacaktır. Yani rakısını nasıl içiyorsa mesela, onu bile bizim garsonlar hemen bilgilendirilir ve onlar da hatırlar. Çünkü çok kemik bir kadromuz vardı. Onlar hemen onun servisini yapar. Yani bu ülkede gerçekten restorancılık denince hani o siktir boktan, Nusretlerden, şeylerden, şu anki o iğrenç sosyal medya restorancılığından bahsetmiyoruz. Gerçekten hizmet vermenin nasıl bir şey olduğundan bahsediyoruz. Babam gerçekten bu işin piriydi. Hem işletme tarafında hem Türk sanat müziği tarafında. Ve yani Selahattin Pınar geceleri mi düzenlenmedi, Bülent Ersoy'un bizde yer almadı, sahneye çıkmadı. Zaten çok eski bir aile dostumuz vesaire. Biz gerçekten çok farklı, çok renkli, çok ilginç bir ortamda büyüdük ve büyütüldük. Restoranın da en üst katında bizim evimiz vardı. Restoran ismini de söyle. Pınar Restoran. Ama bir dakika, şimdi hikaye şu. Tamam, mutlu. Yani insan tabii düşünüyor ki benim ismimi restorana vermişler. Ama restoran benden eski. Dolayısıyla ben ismimi restorandan almışım. Ve ben küçükken Akrep Burcu'yum, delilerce kıskanıyorum. Pınar Restoran diye telefon açıyor sekreterler. Ben böyle Zeynep Restoran falan diye aşırı sinirleniyorum. Babam sonra kıyamıyor bana. Dükkanın en alt katını Zeynep Kafe yapıyor. Dünyanın en boktan ismi. Çok kötü. Ya benim. Kıyamam, hiç kıyamazdı. Yani beni bir de ekstra, seni ben doğurttum düşüncesiyle beni çok ekstra bir şey yapardı yani. Severdi, demeyeceğim de. Bana eşek gözlü kızım verdi. Sonra hemen biliyorsun eşek en güzel gözlü hayvandır, o yüzden diyorum. Hani yanlış anlama falan. Zeynep'e de kaymak kızım derdi, teni aynen, daha açık olduğu için. Aynen. Bir de şey, Pınar'a Saraylı, bana Deli Saraylı derdi. Benim asil kızım derdi bana. Ve yani annem Pınar'ın hamileliğinde, tabii onu da anlatayım niye sen benim kızımsın diyor. Pınar'ın hamileliği çok zor geçmiş. Annem 35 yaşında Pınar'ı doğuruyor, beni 37. Ve daha önceki düşüklerinden falan da dolayı Pınar 5 aylık bir, hani Pınar'ın hamileliğinde annem 5 ay yatmak zorunda kalmış. Günde 10 dakika ayağa kalkma izni varmış. Belki daha fazla. Korkunç bir hamilelik geçiriyor kadıncağız. 1,5 sene sonra tekrar hamile kalıyor.
Ve fark ettiği an kürtaj için randevu alıyor. Babam da diyor ki seni ve Pınar'ı, Pınar'la 1 yaşında yani, 1,5 yaşında, sokağa atarım. Kapının önüne koyarım. Kapının önüne koyarım. Doğuracaksın bu çocuğu diyor. İşin trajikomik tarafı artık benim için. Aynı gün doğmuş anamız babamla. Ben 10 Kasım'da doğacakmışım. Benim Kemalist ailem tabii ki bunu çok istememiş. Ve annem 7 gün daha beni bekletmiş gibi. Ben hiç bekleyemeyecek bir insan değilim. O yüzden biraz... Nasıl beklenir bilmiyorum. Sıkıntı sende. Ben beklemiş olduğun için. Bekledim. O suyun içinde fazla bekledim yani. 4 kilo 200 gram doğmuşum zaten. Tırnağım var abi çıktığında. Ha bir de tabii ona da sonra geleceğim. O 7 Kasım'da doğdum. Babamla aynı gün doğdum. Ve bugüne kadar hiçbir doğum gününü babamsız geçirmedim. Hep babamla birlikteydim. Ve hep çok abarttım doğum günlerimi. Kutladım 2 gün, 3 gün, 1 hafta kutlu doğum haftası falan diyordum böyle. Dalga geçiyordum. Niye? Bugünün geleceğini bildiğim ama için. Ama çok güzeldi. Bak bu görüntüleri koy mutlaka. Babamın 80. yaş gününü çok güzel kutladık. 1, 2, 3. Geçen sene değil, ondan önceki sene. Evet. Babamın 2019'da böyle bir ahde vefa yaptık yani aslında. Sahneye çıktı, tekrar şarkı söyledi ki sonrasında Covid yani patladı zaten. Biri bize deseydi ki babanızı bundan 2 yıl sonra kaybedeceksiniz ve bu sondan bir önceki doğum günü olacak. Ona göre tasarlayın. Ancak o kadar. Evet. Öyle bir organizasyon yapıp. Burada da annemin tabii yani muazzam bir emeği var. Annem çok istedi bunu. Yani umarım mutlu olmuştur ya. Değil sen değil misin? Ne kadar mutlu çok oldu. Çok mutlu oldu da. İşte ne bileyim. İnşallah. Şu anda da belki bizi bir yerden görüyor, izliyor. Bir şeyler yapıyordur yani bilmiyorum. Yani çok güzel yaşadı. Çok güzel yaşadı. Yani bu kadar seviliyor olması bile bir insanın. Yani kaç telefon geldi anneme ben bilmiyorum. Evet. Beni arayıp anneme ulaşamayıp beni arayanlar, hiç hayatımda ismini duymadığım, ben şuradan tanırım Zeki abi. Ya Twitter'a girdim, babamın adını soyadını arattım. Biri şey yazmış, artık bir kişi doğum günümü eksik kutlayacak demiş. Çünkü hani, babam o datasına düzenli olarak SMS gönderiyordu. Evlilik yıldönümü, çocuğunun doğum günü, hepsiyle ilgili SMS atardı. Bu onun günlük bir işiydi. Babam işte arıyor, evlilik yıldönümü olanları arıyor, kadınları arıyor. Bugün işte Hasan Bey'le evlilik yıldönümünüz kutlarız. Pınar Restoran'a gelirseniz işte %10 indirim falan gibi. Ya da SMS atıyor falan. Sonra kadınların kocaları unuttuğu için evlilik yıldönümlerini. Kadınlar şey demeye başlamış. Zeki Çetin bile hatırlıyor, sen hatırlamıyorsun falan. Sonra adamlar babama demiş ki abi ne yapıyorsun, bizi zor durumda bırakıyorsun falan. Sonra babam strateji değiştiriyor. Ve erkeklere hatırlatıp kutlamaya başlıyor. Dolayısıyla bir taşla iki kuş adam da hatırlamış olup karısını bizim restorana yemeğe getiriyor. Babam tabii hemen sahneden, babam müthiş bir şovmendi bu arada. Evet. Yani inanılmaz, öyle sıkıcı TRT tarzı bir sahnesi yoktu. Öyle şey düşünmeyin, Türk sanat müziği böyle içimiz bayılacak gibi düşünmeyin. Evet, böyle bayık bayık bir sahne değildi yani. Nasıl ki Kenan Doğulu'nun kendi camiası sahnesi çok iyiyse. babamın da sahnesi çok iyiydi. Çünkü 2-3 şarkı söyler, araya hemen bir fıkra şey yapar, komedyendi yani. Evet. Herkes o kadar iyi tanır ki, o kadar alana hakimdir ki işte adam işte oradaki bir dostuna sataşır. Evlilik yıldönümü olduğu için işte kaç yıldır berabersiniz. Adam oradan gibi öp der. Herkesin içinde dudağından öptürür evlilik yıldönümü olan insanları. Aynen yani. Şimdi der bizim bu şey neydi, restoranın bir kanunu var. Aynen. Bir de şarkı söyleyecek. Evet, evlilik yıldönümü olanları babam herkesin içinde öpüştürüyor ama işte İnsanlar, yaşlı başlı insanlar utanıyorlar, yanaktan falan öpüyorlar, ay öyle değil diyor. Tam zıpır bir adam yani, evet. Dudaktan öpecek. Ne o öyle komşunun karısını öper gibi öpüyorsun, adam gibi öpeceksin. Seksist. artık bu bir şeydi yani, her programında bunu mutlaka evet yapardı. İnsanlar bayağı 70, 60, 80 yaşında insanlar böyle dudaktan öpüşürdü. Ondan sonra da bir şarkı, bir taraf diğerine bir şarkı söylerdi. Babam onu sahneye alırdı. Aynen. İşte çok saçma sapan şarkılar söyleyen de var işte. Kimisi atıyorum, ne bileyim benzemez kimse sana iyi söylüyor ama kimisi işte geçti ömrümün yarısı seninle falan filan yani. Ya da artık bülbül ötmüyor. Aynen öyle bir şey. Ya inanılmaz. Babam mesela artık bülbül ötmüyor şarkısını söylerken böyle aşağıya falan gösteren bir adamdı yani eliyle. Hani bu
gerçekten babam ve babamın neslini sürdüren insanların çok başka, çok komik, böyle ulan ya diye güldüğünüz bir mizah anlayışı var. Çok başka insanlar bunlar. Gerçekten boomer dediğimiz neslin mesela Huysuz Virgin de Seyfi Dursun oldu, öyledir yani. Babam evet, baby boomer. Aynı jenerasyon gerçekten. Evet. Babam mesela evde de çok komikti yani. Evet. Fermuara açıktı, baba fermuar açık derdi. Boşver bizim ölü evinin kapısı açık olur derdi. Hayda. Böyle hiç utanması arlanması yoktu yani. Biz evet. 10 yaşındayız, iğrenç fıkralar bize okuttururdu, böyle bel altı. Hani böyle şey değildi, bizi böyle aman benim iki kızım var. Evet. Böyle onlar edepli olsun, üstürüklü olsun işte hiçbir şey. Bayağı çok bizim utandığımız fıkralar, erotik fıkralar evet. falan yani. Hani şu an tabii o kadar erotik gelmiyor anlatınca ama o dönem için öyleydi. Ya hiç öyle direkt anlatırdı. Ya biz zaten arkadaş gibiydi bizimle yani. Çok çok başka bir, ya ben mesela küçükken anlamıyordum. Hani restoran sahibi bir ailenin çocuğusun, baban ünlü, belli bir kesim tarafından çok iyi bilinen, saygı duyulan biri. Hani diyordum ki benim normalim bu. Ama ne kadar farklı olduğunu biraz daha büyüdükçe idrak ediyorsunuz. O böyle alkollü masalar, herkesin işte sarhoş değilken başka biri olup biraz içince başka biri olması, bir adamın bir gün karısına, öbür hafta metresini getirmesi falan. Bunları böyle 6-7 yaşında tecrübe ediyorsunuz. Çok şey katıyor size insanları çözmek, anlamak açısından ve bizim annemiz babamız da gerçekten yani ya bizi daha iyi yetiştiremezlerdi. Gerçekten helale hoş olsun yani. Babam da aynı şekilde, annem de aynı şekilde. Hepsine minnettarım yani. Çocuk büyürken tabii çok, ikisi de çok iş odaklı iki insandı ve tabii çok ağladık. Biz konuda ergenken çok yalnız kaldığımızı falan da düşündük. Çünkü hep etrafımızdaki ailelerin çocuklarına, yani arkadaşlarımızın ailelerine bakıyoruz. İşte hafta sonları tatil. Geziyorlar, ediyorlar. Ramazan bayramı, şeker bayramı, bilmem ne bilmem ne. Yıllık tatil, sömestr tatili. Kayağa gidiliyor bilmem. Hoş, bizim de gitmiştiğimiz var ama bizim anne babamız restorancı olduğu için hafta sonu ekstra iş var asla. Yani biz hiç normal bir aile düzeninden, yani normal tırnak içinde söylüyorum. Gece 2'de akşam yemeği yeriz. Tabii tabii, yani bizim uyku düzenimiz hiçbir zaman mesela normal olmamıştır. Biz sabah 5'e kadar oturmuşuzdur annemizle babamızla. Çünkü onlar o saatte işleri bitip de gelebiliyorlardı yanımıza. Yani hiç böyle bir memur ailenin çocuğu gibi sabah 9'da işe giden bir anne babamız hiç olmadı. Hep bambaşka bir hayat. Ne bileyim, bir gün gelirler, Metin Akpınar geldi geçen gün, sabah 7'ye kadar içsin derler falan böyle. Çok acayip bir hayatımız oldu. İkimizin de böyle farklı, kendine has karakterler olmasında ciddi faydası olduğunu düşünüyorum. Babam hep derdi ki ben öldükten sonra anlayacaksınız benim değerimi, kıymetimi, benim nasıl bir adam olduğumu. O benim de ölüm yeter yani, benim size ismim yeter derdi. Ve hakikaten öyle. Yani şu an Zeki Çetin dediğim zaman, geçen gün bir iş teklifi geldi, biriyle konuştum. Dedim ki yani restorancıyız dedim. Hangi restoran dedim? Pınar restoran dedi. Aa Zeki Çetin dedim. Evet dedim. Kaybettik falan. Adam şok oldu yani. Gerçekten adam, herkeste bir anısı var ve kimse daha babamın arkasından kötü bir şey söylememiş ya. Yani pür iyi bir adamdı ya. Gerçekten. Hiç ama kimseye kötülüğünü görmezdi yani. Şey yani hayatını da buna adadı. Şimdi evet. Obsesifti benim babam yani. Evet. Ve istifçi. Şöyle bir obsesifti. 200 kişi gelir restorana. 199 kişi çok memnunduk. Her şey çok iyi der. Bir kişi der ki servis kötüydü. Ona takılır. Sıçtık yani. O insanı tekrar davet eder. O insana %50 indirim. Yani işin ticari tarafı, karlılıktır. Annemle babam hep bu yüzden çok kavga eder. Annem daha ya boş ver ya, beğenmezse beğenmesin. İşte menüyü sen 400 lira yap. Bilmem ne, sen burada sahne alıyorsun, ama babam derdi ki 400 lira çok bilmem ne. Ya bırak, senden daha iyi bu işi yapan mı var? Midpoint'te insanlar bir salatayı 100 liraya yiyor falan filan. Yok ben o kadar pahalıya yapamam. Yok bu insanlar benim kaç yıllık müşterim. Ya işte sanatçıdan işletmeci olmuyor abi. Evet olmuyor. Ama bu babamı da özel yapan, biricik yapan bu özelliğiydi. Hiçbir zaman işi ticari şeyler, kaygılarla, ticari önceliklerle yapmadığı için bu kadar zaten her gün 200 kişi aradı annemi. Babamın şöyle bir özelliği vardı. Fotoğraf çekmeyi, hayatı kaydetmeyi çok severdi. Kendi annesinin cenazesinde fotoğraf çekmiş
ve annesinin morgdaki ölü halini çekmiş, onu yani bir foto muhabir gibi o acısını bir kenara bırakıp o anı, hem çok duygusal bir adamdı, evet, hem de her an bizim doğumlarımız var. Şimdi yeni yeni insanlar, ya yeni yeni değil de 5-10 yıldır doğum çektiren şirketler var. İşte doğum çekimi yapan şirketler var. Bizim doğumlarımız var. 91 ve 93 yılında. Her okula başladığımız yılın birinci günü artık babam, ben Galatasaray Üniversitesi'ni kazanmıştım. Tabii büyük bir gurur işte herkes için. Ya gelmek istedi üniversite, artık 19 yaşındayım. Üniversitenin birinci günü benim peşimden gelmek istedi de çekecekmiş. Baba dedim, ben tabii ergen yani üniversiteymişim. Baba saçmalama, artık ne geleceksin? Aa kızım çekeceğim seni, ben ne olacak, görmez kimse falan. Sınıfına gireyim, bir sınıfını çekeyim. Ya deri ameliyatı oldum işte 2 sene önce. Gelip tripod kurar hastane odasına. Hadi bakalım ben böyle yatıyorum da ameliyata falan girin. Ve hep şöyle dedik, baba yeter artık, baba yeter, evet, artık. Bunların değerini siz sonra anlayacaksınız, şimdi anlamazsınız. Herkesin cenazesine katılır. Herkesin, en dıdısının dıdısının dıdısı. Bir kere hayatında bir selamlaşmış, ölmüş adamcağız. Cenazesine gider, fotoğraf çeker, o fotoğrafları CD'ye çeker, o insanın ailesine hediye eder. Düğün, doğum günü, yani her şey insan ya. Var, şunu diyor, benim düğünümdeki fotoğrafçıları, tuttuğunuz fotoğrafçıları ben nefret ettim, beğenmedim. Allah'tan Zeki abi vardı, CD'ye çekmiş ve bizim hayatımızın her saniyesini kayıt altına almıştı. O yüzden de biz babamın cenazesine giderken Zeynep'e dedim ki fotoğraf çek, çok zor olsa bile fotoğraf çek. O fotoğraflar sanki böyle babama gidecek. Babam sanki onu orada CD'ye çekecek falan gibi hissettim. Ama bu da ben... senin cenazen. Allah'ın cezası adam. Herkesin cenazesini çektim. Al bu da senin gibi. Şuna çok üzüldüm tabii. Ama bunu telafi edeceğiz. Tabii ki Covid döneminde kimse gelemediği için babamı 15 kişiyle falan hayallenmezdi. Böyle düşünmemiştim. Yani çok 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 kalabalık olacağını düşündüğüm bir cenaze vardı kafamda yani. Bir sana gün... ben şu yani bir yandan dediğin şeyi anlıyorum ve biliyorum. Hani babam gibi bir karakterin, bu kadar insanı sevdiği bir karakterin bu şekilde uğurlanması koydu hepimize. Ama ben kendi açımdan o kadar insanla uğraşmamak zorunda kaldığım için de çok mutluyum. Hem o var hem de babam aslında hiçbir zaman tamamen bize ait olmadı. Annemle de onu konuştuk. Maalesef hani müthiş bir babaydı bu arada. 100 tane babaya, evet, bıdır bıdır her saniye çocuğun yanında olan 100 tane babaya ben kendi babamı değişmem. Ve ya keşke her kız çocuğu bizim gibi düşünebilse. Dünya, bu ülkede. Yani, ya da erkek çocuğu. Dünya şu an olduğu yerin kat be kat ötesindeyiz. Bu kadar sevgisini belli edebilen baba çok zor bulunur. Gerçekten. Evet. O adam çok bizi... şanslıydık Zeynep. Evet. O adam bizi canından çok sevdi. Ben sizin için yaşıyorum derdi her zaman. Biliyorsun. Ve bunu bize o kadar hissettirdi ki yanımızda olamasa bile, çok çalışsa bile bir bakış, bir gülüşü, bir bize söylediği bir şeyle bile çok hissettirdi. Bize mi? Yani dünya üzerinde bizi bu kadar sevecek başka hiç kimsenin olacağını düşünmüyorum. Tabii ki olmayacak. Yani bundan çok eminim. Babam benim hayatta en sevdiğim insandı. Benim için öyleydi. Yani çok başkaydı benim için babam. Ve o insanla vedalaşmak hala bana inanılır gibi gelmese de. Yani bir yandan da kendi kafamın içinde babamla konuşuyorum hala. Ben de. Onu yapıyorum yani. Kafamın içinde babamla iletişimdeyim ve cidden öyle bir adamdı ki de bir yandan yani ölümün ne kadar gerçek, ne kadar olası hayatın bir parçası. O kızım ölüyoruz. Ve uyuyoruz. Bunun ötesi yok. Bir gün bedenlerimiz artık nefes almayı bırakacak ve gideceğiz gibi çok da böyle real bir yerden yani bize bunu anlatan da bir adam olduğu için çok şanslıyım, çok mutluyum. İkimiz adına da çok mutluyum. Annem adına da çok mutluyum. Mükemmel bir insan. Bir arkadaşım bana dedi ki Zeynep, hayatım boyunca yanımda olmamış bir babanın eksikliğinin yaşattığı acıyı çekeceğine hep yanında olmuş ve sana sevgisini bu kadar güzel hissettirmiş bir babanın, evet, artık hayatında olmayışının acısını kesinlikle tercih edersin demişti. O kadar doğru, o kadar doğru bir laf ki. Çok şanslıyız. Babamızı, evet, bir gün zaten kaybedecektik.
Keşke tabii ki benim belki bir evliliğimi, senin evliliğini, ne bileyim çoluğumuzu, çocuğumuzu hani görseydi. Ya onun da sonu yok be yavrum. Çoluğunu çocuğunu görse, çocuğun okulunu görse diyecektim. Yani ya kimse sevdiği insandan hani ayrılmak istemiyor. Ya öyle tabii. 29... Babam bizim evliliğimizi görse üzülürdü. Olur. Derdi ya düğününüzü görmek istemiyor. Ama yani Burak'ı çok severdi. Burak'la evet. Evlendiğimi görse çok mutlu olurdu. Kızım benim şu an ne erkek arkadaşımı tanıdı ne köpeğimi tanıdı. Benim hayatımı bilmiyor şu an. Ben ona ilk vefat ettiği zaman o kadar üzüldüm ki. Artık bir köpeğim var, yeni bir erkek arkadaşım var. Hiçbirini tanımadı, hiç görmedi. Belki biraz içi rahat ederdi. Çünkü beni biliyorsun, seni alacak adam seni alacak adam suçlu dediği için benim için. Ben şeye inanmıyorum. Yani bu kadar müthiş bir yok oluşa inanmıyorum. Yani bilinç düzeyinde bir şekilde... Yani çok da böyle şey hani delirmiş insanlarla konuşmak istemiyorum da işte ya sana ne ilgi enerjiler ve falan kendini ona inandır abi ne olacak ki bu saatten sonra? Şey inanıyorum gerçekten dünyada hiçbir şey yok olmuyor ve babamın ruhu mu dersin bilinci mi düşüncesi mi neyse bir şekilde karışıyor hakikaten bir enerji olarak bir şekilde dağılıyor da olabilir bir şey de olabilir. Ya da böyle hissetmek istiyoruz, böyle düşünmek istiyoruz. Çünkü tabii böyle bir insanın yok oluşuna insan akıl erdiremiyor. Ve bir şekilde seni gördüğünü, duyduğunu hissetmek istiyorsun. Bu sana iyi geliyor, bana iyi geliyor. Bazen ben de konuşuyorum babamla yani. Hatta böyle kendi içimden de onun sesiyle kendime cevap evet. veriyorum. Evet ben de bazen sesini böyle Zeyno yapar değil mi aynen. bana? O tonlamaların falan hep böyle bir de şey korkusu geliyor insana. Sanki unutacakmışsın. Evet aynen. Tırnağını, ellerini düşünüyorum, suratını, dokunduğumdaki hissini düşünüyorum falan. Ama unutacağımı hiç sanmıyorum. Sanmıyorum yani. Yok mümkün değil canım. Mümkün nasıl değil. İnsan babasını nasıl unutacak? Bir de adam o kadar çok görsel, video, fotoğraf, evet. arşiv bıraktı ki bakın. Biz şu an şeyi konuşuyoruz yani. Bu kadar eşyayı ne yapacağız? Yani istifçiydi evet. benim babam yani. Evet. Şaka yapmıyorum. Bizim fotoğraflarımızı bastıran adam 90'lı yıllarda ev ve araba aldı kendine. Şaka değil. Ona verdiği para vardı. Hani doğumumuzdan itibaren her anımız videoya, fotoğrafa çekilmiş. Müthiş bir teknoloji manyağı bir adamdan bahsediyoruz. Hala daha son mesajlaşmalarımıza baktım WhatsApp'ta. Bana Blackmagic diye bir sistem atmış 3500 lira. Kızım canlı yayın için buna ihtiyacımız var, alalım demişim. Dedim ki babacığım buna gerek yok da yani telefonla da yaparız bunu. Çok pahalı yani buna bu parayı verme falan. Ah nasıl meraklıydı elektronik. Adam 81 yaşında sal artık ya. Git bir tane ne bileyim resim yapmaya falan sar kendini. Satranca falan. Bahçe düş. Falan ne bileyim. Hani bir şey ek yani. Yok. Kafa sürekli çalışan bir adam. Ben o yüzden hiç inanmadım babamın Covid'den ölebileceğine. Ama işte öyle olmuyor. Hayat öyle bir şey değil. Yani en büyük hayal kırıklığım, en büyük üzüntüm, en büyük acım bu. Ve yani bir şekilde zaman geçecek. Olmasın. Annemiz hayatta, evet. babamı öldüren bir hastadı. Annem çok hafif atlattı. Evet. İçimdeki böyle hani şükür moment hem çok büyük bir acı ve özlem içindeyim ama hem de beni biliyorsun ben depresyonla hayatım, çocukluğumdan beri mücadele eden bir insanım yani. Gerçekten bu benim bir şeyim. Bu da benim bir sınavım. Ben babamın ölümüyle depresyondan çıktım. Ve tam tersi olacağını düşünürdüm. Belki de çıkmamışımdır. Bu arada çok keskin konuştum da. Şöyle söyleyeyim. Ben babamı kaybetmeden önce, 1-2 ay önce falan artık bu pandemiden de dolayı çok kötü bir haldeydim ruhsal olarak. Ölü gibi yaşıyordum. Yani artık gerçekten böyle dişimi bile fırçalayamaz bir haldeydim. Hatta Burak diyordu ki bir insan dişini nasıl fırçalayamaz? Adam bilmiyor ki depresyon nasıl bir şey. Saçımı yıkayamıyorum. Hala da yıkayamıyorum zaten. Neyse. Doğru. Böyle gün, yani sadece bütün enerjimi çalışma. Yani onu kesemiyorum çünkü para kazanmak zorundayım falan. Ben de öyleydim. Aynen. Babamın ölüm haberinden sonra sanki hayat böyle bana bir tokat attı. Dedi ki ölüm var bak baban gitti. Annen hayatta, kardeşin hayatta, sevgilin hayatta, köpeğin var. Hemen bu hayata geri bağlanıyorsun gibi bir şey oldu bana. Evet, o his geliyor.
Kesinlikle. Ve böyle neredeyse günün ışığını, hayatı, nefes alışımı, her bir şeyde bir şükür şeyi, minnet duygusu içime girdi. Çok enteresan bir şey bu. Ben şöyle düşünürdüm. Beni böyle herhalde ya alkolik ya uyuşturucuya düşeceğim, babamın acısını atlatamayacağım, delireceğim, depresyonum artık iyice derinleşecek. Ne kadar düşünürsen o kadar aslında, yani ben de sen de çok düşündük bunu. Ya bir şeyin korkusu kendisinden çok daha efektif. Evet. Mesela pazartesi sendromu deyip durursun ya, bak çok ilginç bir örnek. Pazartesi sendromunu pazartesi yaşamazsın. Pazar yaşarsın. Saat akşam 5'ten sonra. Pazartesi geliyor, pazartesi geliyor, yarın pazartesi bilmem ne. Ama pazartesi olduğunda... İşte anda kalma muhabbeti bu zaten. Pazartesi olduğunda o kadar da değildir. Gün zaten hızlıca geçer gider, bir baksın salı olmuş. Bu da böyle bir şey. Hayatım boyunca hayatımı bu korkuyla mahvettim. Babamı kaybedeceğiz, babamı kaybedeceğiz. Ne oluyor babamızı kaybedince? Müthiş bir acı. Tartışmasız. Hayata devam ediyor musun? Kesinlikle ediyorsun. Yere çöküp ağlıyorsun. Ah babacım, babacım diyorsun. Nasıl oldu bu diyorsun. Fotoğraflarına bakıyorsun. Kalbin yerinden çıkıyor. 5 dakika sonra bir mail geliyor. Oturuyorsun başına, onu cevaplıyorsun. Yas dediğimiz şey bu. Çok daha ağır yaşayan vardır. Nasıl, hangi yaşta, hangi şekilde kaybettiğine bağlı olarak tabii canım, babasını. Herkesin yas dönemi çok önünde, gözünün önünde kaybeden var. Çok travmatik şekilde kaybeden var. Asla bu bir standart bir süreç değil. Ama bizim gibi kaybeden bir insan bu dönemi herhalde az çok böyle yaşıyordur diye düşünüyorum. Daha ağır yaşayan, yardım almak, yani yardım almanız gerektiğini hissediyorsanız bence kesinlikle yardım almalısınız yani. Benim söyleyebileceğim, hani babamı anmayı da geçtim. Böyle bir süreçten geçen varsa özlem bence bitmeyecektir. Buna alışmak çok mümkün değil. Evet. Ömrümüzün sonuna kadar bizim burnumuzun direği sızlayacak. Ben bir gün evleneceğim belki. Bir gün taktım evlenmeye bu arada. Sen bu kadar da evlenme meraklısıymışsın gibi ama. Yani bir şirketin CEO'su oldum diyeyim. Babam ondan daha çok bu arada bunu duyardı evlenmem. çok zengin oldum. Bir şey oldum. Dünyayı değiştirecek bir şey buldum. Babam derdi. Siz de şu Facebook gibi bir şey bulsanıza. Yavrum benim ya. Niye böyle Facebook gibi bir şey yapmıyorsunuz? Evet ya. Yani hep işte burnumun direği sızlayacak hayatımın her anında. Hep onu düşüneceğim. Keşke burada olsaydı diyeceğim. Aynen. Keşke gözümüz hep arayacak onu yani. Hep gözüm arayacak. Ama işte orada devreye giriyor zaten, gördüğünü, onu, seni yukarıdan baktığını ya da yanından baktığını bilmiyorum. Bilmiyoruz bu arada ne oluyor. Abi yani ölümden sonra ne olduğunu da bilmiyoruz. Sen kendini nasıl en iyi şekilde hissediyorsan. Ben onu böyle eğip bükebilirim bence. Bence de. Ben kesinlikle hayattan daha iyi bir yerde olduğuna inanıyorum. Ben de. Yani babam zaten yaşadığı ülkeden de artık çok mutsuzdu. Çok mutsuzdu. Yaşadığı dünyadan da çok mutsuzdu. Yaptığı iş, uğraşı onun çok sevdiği bir şeydi ama asla karşılığını alamıyordu. Yemin ederim bir noktada babamın rahatladığına eminim. Eminim. Babam hayatında bir kere işi gücü bıraktı. Onda da hastaneye yattı ve orada kaybettik zaten. Babam bir gün durmadı yani. Ne pandemide ne başka bir süreçte. Her zaman ne yapabilirim? Yani nasıl daha bu hayatta bir işe yarayabilirim mi? Evet. Düşünen bir adamdı. Gerçekten öyleydi. Gerçekten öyleydi yani. Ve hani ben babamı böyle bir şeyle anmazsam için rahat etmeyecekti. Babam böyle bir adamdı çünkü. Babam herkes her şeyi arşivleyecekti yani. Bu videoyu izleyen, böyle içine dokunan biri varsa ve babalarını kaybetmiş insanlar da izliyorsa. Anneleri de olur. Anneleri de olur. Anneleri de olur. Aynen. Anne dedesi de çok önemli insanlar var hayatta. Biz göremedik ama. Göremedik. Yani onlar tarafından büyütülmüş insanlar da var. Yani hepsinin anısına mesela babamdan bir şarkı dinleseler ben çok mutlu olurum. Onun böyle ruhuna hani şey olur. Babam Spotify'da var. Spotify'da var, YouTube'da var. Zikşet'in yazarsanız görürsünüz. Babam ben ölünce bir sabah bakacaksın ki bir tanem ben yokum. Dünyayı sana bırakıyorum diye bir şarkı. Ay böyle de ağlanır mı yani? Şey gibi ağlıyorum. Falan. Böyle bachelor. Ani zoom atılıyor. Çünkü çok tutuyorum kendime.
bir yandan falan çıkıyor içimden. Rezil olduk yani böyle bir videoda. Beni de çıkarıyorsun. Abi yani. Yıllardır diyorum ki ben bir video çek, bak ben iyi bir materyalim diyorum. Babama da çekecektim, onu da çekemedim. Onun bir şarkısını açıp dinlerseniz, o bir sabah bakacaksın ki bir tane ben yokum, dünyayı sana bırakıyorum diye bir şarkı var. Onu dinlemeyin. O biraz biraz ağır. Mahvediyor yani. Benim mezarımda bunu çalacaksınız derdi. Çalamadık tabii ki. Böyle bir acı, keder ve elem yok yani hani. Bütün yakınlarını kaybetmiş insanların, yani yakınlarının ruhu şad olsun diyelim. Covid'den olur, başka bir şeyden olur. Bu kadar ölümle yüz yüze, bu kadar bu tehlikeyle bir arada olduğumuz zamanlarda hani içerik üreten influencer kisvesi altında bir şeyler yapan biri olarak hani bu insanların başına böyle şeyler gelmiyormuş gibi bir algı da var. Böyle bir şey yok yani. Hepimiz bir şeyler yaşıyoruz. Hepimiz kayıplar veriyoruz. Hepimizin canı sıkılıyor. Hepimiz üzülüyoruz. Bu yalan sosyal medya dünyasının biraz da gerçeklerini görmekte fayda var diye düşünüyorum. Çünkü her şey toz pembe değil hiçbir zaman. Ben şöyle düşünüyorum. Hayatta insanları eşitleyen yegane şeyin ölüm olduğunu düşünüyorum. Evet. Herkes bir şekilde birilerini kaybedecek. Bu kaçınılmaz bir son. Ve bu acı aslında hepimizi eşitliyor. Hepimizi aynı yere koyuyor bir yandan da. O yüzden de aslında böyle dönemlerde benzer acılar yaşayan insanlarla konuşmak, hisleri paylaşmak da insana iyi geliyor. Ne şanslıyım ki kardeşim var yani. Böyle bir durumda, böyle bir dönemden tek başıma geçtiğimi, bunu tek başıma sırtlandığımı düşünmek dahi istemiyorum. Şimdi Zeynep'le çünkü hep şey diyor, şöyle derdi, böyle derdi, hatırlıyor musun? Evet, biliyorum. Yani bunu en yakın arkadaşınızla bile konuşsanız o anlamayacaktır evet. Yani. Çünkü bir ömrü biz Zeynep'le birlikte babamla paylaştık. İyi ki babamız olmuştu. Yani dünyaya 1000 kere gelsem, 1000 kere bana babamı seçme hakkı sunulsa yine Zeki Çetin'i seçerdim. Annem için de aynı şeyi düşünüyorum bu arada. Hani sanmasınlar ki annem daha farklı benim için. Çok düşkündük ona, çok çok seviyorduk. Hala çok seviyoruz yani. Geçmiş zaman kullanmanın bir anlamı yok bence. Evet. Sevgi baki kalan bir şey. Evet. Kaybetseniz de, etmeseniz de sizin kalbinizde, hayatınızda yer ediş şekli, yer edişi bir insan gittikten sonra da aynı. O yüzden onu çok seviyoruz. Her zaman çok seveceğiz. Sadece aramızda olmayacak. Çok özlüyorum yani gerçekten. Acayip özlüyorum yani. Ben de. Bazen böyle kalbim yerinden çıkacak kadar özlüyorum. Karnıma böyle ağrılar giriyor. Zor tabii, çok zor. Ama insan da delirmiyormuş yani, onu da anladım. Hayat devam ediyor ya. Hayatın o, yani şu dönemde bile hayat devam ediyor hissiyatını. Bir şekilde alıyorsun. Bir gün daha iyisin, bir gün daha kötüsün ama. Hayatta tüm duygular bizim için ve bence acıyı da yası da karşılayıp misafir etmek lazım. Başka türlü de iyi olunabileceğini düşünmüyorum. Bunu bastırmak mümkün değil. Bastıranlar var ve daha sonra panik atak şeklinde onlara geri döndüğünü söyleyen çok insan var. Yüzleşmesi çok zor ama yüzleşilmesi de gereken bir şey bu. Bu acı yaşanacak, yaşanmak zorunda. Yaşamazsanız, kendinize bunu yaşamaya izin vermiyorsanız, hatırlamamak için, kafanızı dağıtmak için başka şeylere, alkol olur, uyuşturucu olur, ne bileyim, işe gömülmek olur falan. Bunları yapıyorsanız yapmayın. O insanın anısına da saygı duymanın da getirisi bu yani. Onu yad etmek, ağlamak, belki böyle yakarmak, bunların hepsi aslında insanı bilmediğiniz bir şekilde iyileştiren şeyler. O yüzden bu işin de sağlıklı tarafı bence bu acının çok tüm gerçekliğiyle yaşanması. Yani güçsüz olmaktan da korkmayın. Bu gücünüzü kaybedeceğiniz bir şey. Yani öyle bir şey, evet. Öyle bir dünya yok yani. Çok sevdiğiniz birini kaybettikten sonra güçlü kalmam lazım sevdiklerim için, geride kalanlar için düşüncesinin çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Herkes kendi yasını, kendi yaşamını, biz ailede de öyle. Annem farklı, Pınar farklı, ben farklı yaşıyorum. Herkes kendi acısını kendi yaşıyor. Ama güçlü olmanın derdine de düşmeyin. Yani güçlü olmak size hiçbir şey kazandırmayacak. Çünkü zoraki bir güçlü olma hali oluşacak. Ne olursa olsun. Çünkü bu gerçekle günün sonunda yüzleşeceksiniz. Bana şey yazan oldu yani. 8 yıl
Önce kaybettim, daha yeni yüzleştim babamın vefatıyla yazan falan oldu yani. Hani bunu ne kadar geciktirirseniz sizin için o kadar bu bir şekilde zor ve acılı olacak yani. Bunun çıkmaması mümkün değil. Yani Allah korusun ya bir hastalık olarak çıkar, ya bir panik atak, ya ruhsal bir dengesizlik olarak çıkar. Bu bir şekilde çıkar. Bu acıyı bastırabilmek belki bugün mümkün, yarın mümkün değil. O yüzden zamanıyken, tazeyken, yasın içindeyken bunu yaşamak gerekiyor. Ve hiçbir duygudan da kaçmamak lazım. Hayatta mutluluk ve keyif olduğu kadar maalesef acı ve hüzün de var. Maalesef de demek istemiyorum çünkü mutluluğun da değerini bu şekilde anlıyoruz yani. Dolayısıyla kimse bu duygudan kaçmamalı. Yani bir şey iyi kötü gibi değil. Herhangi bir duygu. O var olan bir duygu. Yani iyi, mutlu olmak da bir duygu. Acı çekmek de bir duygu. Bunu iyi ya da kötü diye kafanızda bence kodlamamalısınız. Yani hayatınızın herhangi bir döneminde bu bir kayıp olmak zorunda da değil. Hepimiz düşük dönemler geçiriyoruz maddi olarak, manevi olarak. Bunların hepsinin hayatın içinde bir dönem, bir parça olduğunu bilip biraz daha büyük resmi görmek, yani çok zor bazen biliyorum ama bunu yapmakta fayda olduğunu düşünüyorum ben de kesinlikle. Evet. Ay, duygusal açıdan yorucu bir videoydu. Çok yoruldum gerçekten ben şu an. Çöktüm yani. Öyle işte, içmiş işte. Hepinizi öpüyorum. Hadi kapat. Kendinize iyi bakın. Şiştim. Sıcakladım ya. Ay. Selam göndersen seher yeline, feryadı ah eden bülbül diline, kalbimde sönmeyen aşk ateşini dilerse söndürür yârim eline. Ben senden uzakta, sen benden ayrı, ömrümün kalmadı neşesi gayrı. Ben senden uzakta, sen benden ayrı, ömrümün kalmadı neşesi gayrı. Neşesi gayrı.